kesintisiz karşınızdayız. Şimdi sevgili Duygu, ya aslında senin nerede olduğunu hepimiz biliyorduk aslında da. Yani seni ikna edip buraya getirmek işti. Fakat annenden utanıyor musun sorularını görünce sosyal medyadan, seninle ilgili yapılan yorumları okuyunca annenden utanmıyorum ama kızgınım deyip buraya geldin. Evet. Ama asıl meselen, ben çok net bir şekilde anlıyorum ve biliyorum. Aslında Ayşe ile ilgili ki iddialar üzerine Ayşe'nin kötü bir insan olmadığını anlatmak için de sen buraya geldin. Doğru mu? Evet. Ayşe de şu anda canlı yine, fakat Ayşe hep yayında kalsın, hiç Ayşe'yi yayından almayın lütfen. Birazdan Ayşe'ye sorularım olacak. Ama ben şunu merak ediyorum. Annenler seni gerçekten evlendi, 19 yaşındasın şu anda. 18. 18'sin. Annen seni evlendirmek istedi mi? Evet, ailem. Ailen. Tuğba, ben de araya giriyorum. Kızım ne zaman evlendirmek istedim? Ha, o yüzden okula bile gidemez. Senin kararları dedim benim için çok önemli dedim. Anne bak, sürekli bunun aynı şeydi, kararlar kararlar. Evet, kararların önemliydi benim için. Sen istersen evlen dedim. Anne benim hata evlilik şeyim mesela, bir hataya bakıyordu değil mi? Seni evlendireceğim. Evlendireceğim ne zaman? Bir hata... dedi, annem mi dedi, babam mı dedi ya? Benim babam da, annem de. Babam da hatta küfür etti, evlenmezsen de değer dedi. Küfür söylemek istemiyorum. Hayır, yani öyle bir şey olamaz. Kaç yaşındayken seni evlendirmeye çalışıyorlar? Benim 15 yaşından beri zaten isteme olayım falan vardı. 15? Ya sen 15 yaşında evlendin, iyi ettin mi? Bunu da 15 yaşında evlendirmek istiyorsun. Yok hocam, Didem Hanım. Ben onu evlendirme, kendi yaşadığımı o yaşamasın din okutmuşsun ben ya. Evet, evlendirmek istemedim diyor. Daha bana şey dediler, seni şuna vermediğim için çok pişmanım. Seni evlendirmediğim için çok pişmanım falan dediler bana. Yalan mı söylüyor kız? Belki o olabilir ama benim şey etmiyorsun ki Duygu. Bir şey... Adama yanıt vermiyorsun ki kızım. Ben senin bak gerçekten bluffım sahi. Bak şuradaki bayanı takdir alıyorum. O bayan... Kimin gibi ya? Yapabilirdin. O bayan çok akıllı. Hangi bayan çok akıllı? Aa, Pınar'dan. Pınar çok akıllı, evet. Çok akıllı. Çok akıllı. Pınar da Pınar gibi okusaydı diyorsun. Okumasın, iyi yerlere gelirdi. İyi yerlere gelmesini çok istedim diye. Koordinatörümüzden, direktörümüzden bahsediyor. Pınar Hanım'dan bahsediyor. Yani hal ve hareketlerinden, yürüyüşlerinden bir insan zaten... Özeniyor musun onlara? Evet. Evet. Bir insan zaten yürüyüşünden, hareketinden, tavırlarından... Aha. Ondan bilirim ben. Benim kızım böyle değildi. Başka kızları görünce, bir yerlere gelmiş olanları görünce... Yüreğim cis din yanıyor. Duygu, sen... İnanmıyor musun annene? Ben bana niye inanmıyorsun Duygu? Güvenmiyorum ben aileme. Niye inanmıyorum? Bak şey, Akyurt'a kendin gittin kızım. Eve gidelim dedim, eve kabul etmedin. Akyurt dayım gile götür beni dedin. Anne bak, oraya gittim ben. İki ayda köyde kaldım değil mi? Sen de benim ne kadar kartım varsa hepsini kırdın. Ben sana krizi geçirmedim mi orada? Sinirlendim. Şeyimden, kafamdan aşağı soğuk havada bir kufa suyu dökmedin mi? Kendine gel dedim, sinirlendin. Ben de sinirlendim. Ben de kendine geldiğin su döktüm. Soğuk su, havada soğuk su mu döktün? Kendine gelmedi, sinirlendi. Olur mu canım? Aa. Evdeydi. Evdeydik zaten. Bir kova su dökmüş arkadaşlar. Evet. KC'ye yazın yani. Yok, kova su da değil. Bir sülahi suydu. Sülahinin de yarısıydı, evet. Kova değil. O zaman ben kendi kendime kuruyorum ya. Ben sinirden sonra tepeye çıkmadım mı? Siz beni aramadınız mı? Aradık. Adem, oradan baban demedi işte. Mi? Neden? Yasaklı madde içtiğini söyledi baba. Evet, babam değil, bunun babası söyledi. Deden. Evet. İçebilir, ne içebilir. Ben yani hareketler ne oluyordu? Nasıl getireyim şeyi ya, yasaklı maddeyi? O taksici getirdi Duygu. Tepeyi oraya nasıl biliyor? Konum atarsın. Kızının yasaklı madde kullandığını... Konum atarsın. Yasa dışı işler yani, yaptığını söylüyorsun yani? Yani konum atarsın. Öyle mi? Duygu, buna karıştı mı? Didem Hanım söylediği şeyi cevaplasana. Yani yasa dışı işlere karışıyor, yasaklı madde kullanıyor. Ya çocuğuma iftira atmak istemiyorum Didem Hanım. Attın zaten, benim bütün adım çıktı zaten. Benim adım çıktı, senin yüzünden bak, benim çıkmayan şey çıktı ya senin yüzünden. Ya Duygu. Bak sen burada boşuna çabalıyorsun, tamam mı? Bir soru soracağım. Sor. Tütün içiyordum diyelim. Tütün içiyordum. Maalesef içiyormuşsun. Çok zararlı yani tütün. İnanılmaz sağlığa zararlı. Evet. Çok da üzgünüm. Şimdi hayır, sen evden ayrıldıktan sonra Gülcan'ın yanına gidiyorsun. Gülcan'la ne zamandır tanışıyorsun? Arkadaşlar lütfen çok rica ediyorum. Ayşe de ekranda kalabilir mi lütfen? Gülcan'la 9. sınıfta 10. sınıfta arkadaş tanıştırdı. O zaman
Daha eski tanıyorsun. Aynen. 11. 12. sınıf 12. sınıfın sonlarında konuşmaya başladım. Daha çok sıkı olduk Gülcan'la. Şimdi annelerden ayrıldıktan sonra mı o görüntüler bilmiyorum. Elimizde bazı görüntüler var. Ekranlara gelsin lütfen. Duygu'nun görüntülerinden bahsediyorum arkadaşlar. Kafa tutarım. Aldın yari elinden, boynumu büke boydum. Aldın yari elinden, boynumu büke boydum. Ankara'nın dağlarda. Dondurun. Burada neredesin? Burası zaten yeni. İşte neredesin? Otelin önündeyim. Yani burada çektiriyor. Çektim. Evet. Bir önceki videoda bir çocukla beraber arka tarafta. Orası arkadaşımın şeyi, marketi. Ha. Arkadaşının marketi. Evet. Burada tütün içiyorsunuz. Evet. Nerede bu market? Annenlere yakın mı? Hastanenin arkasında. Annenlere yakın mı? Hayır. Kime yakın? Kimseye yakın değil orası. Ha? Kimseye yakın Ayşelerin değil. Ayşelerin evine mi yakın? Hayır, oraya da yakın değil. Ha? Oraya da yakın değil. Ekrana getirmediğimiz başka görüntüler de var. Senin nasıl bir hayat tarzı istiyorsun? Bak, üniversiteye gidebilirsin. İstediğin, özendiğin hayat tarzı nedir? Merak ediyorum Duygu, gerçekten. Git. Bir dakika, samimi olarak soruyorum. Sen nasıl bir hayat tarzı istiyorsun? Ne istiyorsun kızım? 18 yaşındasın ya. Bu tekli videolarım var. Onlarda neredesin? Orada zaten otel. Bu değil. Burası otel. Arkadaşlar, tekli videolar en baştaki. Videonun en başından bahsediyorum. Tamam, burada burası da otel. Burada İstanbul'a geldikten sonra mı çektirdin? Yok, İstanbul'dan önceki burası. Nerede kaldın otelde? Siz ayarlamıştınız hatta. Ankara'da mı kaldın otelde? Evet. Gülcan'ların evindeki görüntüler ne oldu? Hangisi? Gülcan'la sürekli geziyormuşsun. Nereden buluyordunuz parayı gezmek için? Öyle diyorsun arkadaşlarıma çünkü. Hayır. Gülcan'ın bir annesi varmış. Biraz, yani nasıl söyleyeyim, biraz engelli olduğunu ya da işte psikolojik sorunları olduğunu söylüyor. Önce Gülcan'ın yanına gidiyorsun. Sonra evet. Gülcan'ın annesinin problemli olduğunu görünce de siz Gülcan'la ikiniz bayağı bir geziyorsunuz o kızla. Nereye gittiniz canım? Ne demek nereye gittik? Normal şey, çubuktaydık zaten, çubuk içindeydik. Parayı nereden buldun? Bir şey almadık ki biz Gülcan'la. Ama gezdik, dolaştık diyorsun sürekli. Yani hayır, bir sokağa adımını attığında 500 lira gidiyor. Hayır, biz şey, harcama yapmıyorduk gezerken. Ne yapıyordunuz? Yemek yemiyor muydunuz? Yok. Çay içmiyor muydunuz? Hayır. Biz şey, kafeye falan hiç gitmezdik Gülcan'la, geliyorduk sadece. Nerede geziyordunuz bu kızla siz? Çarşıda falan dolaşıyorduk yani. Boş boş. Aynen. Sonra işe girdim ben zaten. Sonra da Ayşe'nin yanına geçtim. Evet. Ayşe, sen korkmadın mı? Sonuçta tanımadığın, bilmediğin bir insanı senin evine getiriyorlar. Sen demedin mi? Evet. Ne, 18 yaşında bir kız. Sen de daha önce evden kaçmışsın galiba, doğru mu? Evet, kaçtım ama yine ailemin yanındaydım. Kaçıp ailenin yanına nasıl oluyorsun? Annemden kaçtım, babama gittim. Babamdan kaçtım, anneme geldim. Ben başka bir yere gitmedim. Peki Duygu'nun yaptığını doğru buluyor musun? Duygu'nun yaptığını doğru bulmuyorum ama yaşadıkları da kolay bir şey değil. Peki sen yine de tanımadığın bir insana kapılarını neden açtın Ayşe? Çünkü zor durumdaydı. Siz inanmayabilirsiniz, bunun arkasında bir art niyet arayabilirsiniz ama benim kötü bir niyetim yoktu. Şimdi ama siz Ayşe ile, pardon, siz şu anda Duygu ile epeydir bir yalnız yaşıyorsunuz değil mi? Beraber yaşadınız. Evet. Öncesinde sen kaçtığında önce annenin yanına ya da babanın yanına gidip, peki ne zamandır Ayşe, Duygu ile beraber aynı evi paylaşıyorsunuz? Ben yaklaşık 1-1,5 senedir kendi evimdeyim. Duygu da 4-5 aydır falan yanımda. 3-4 aydır diyelim. Ne iş yapıyorsun sen canım? Ben şey, kıyafetçide çalışıyordum, satış elemanlığı yapıyordum. Maaşlara zam gelince, yani patronla bir sıkıntı yaşadım, çıktım. Peki sizin evinizde Duygu dışında evini aldığın başka kızlar da var mı? Hayır, başka kızlar yok. Duygu'ya kıyamadığım için, o bana anlattığı konulardan dolayı zaten yanımda kaldı. Ve ben de aileme danıştığımda
hani annemin haberi vardı, hani geldi şey yaptı. Duygu'nun hiçbir zararı olmadı. Kızın yasaklı madde içtiğini ya da vesaire bir şey görmedim. Ya da ben onun annesiyle görüştürmek için elimden geleni yaptım. Ama şu an benim ismim karalanmaktan başka bir şey yapılmadı. Ben bilmiyorum artık. Hayır, bizim daha önce açıkladığımız bilgiler şuydu. Daha doğrusu senin hakkındaki iddialar şuydu. Evden kaçtığın bilgisi gelmişti. Onu sen de doğruladın zaten. Evet. Sonrasında 15 yaşındayken ve daha sonrasında da birçok insana işte kesici bir alette zarar verdiğin hakkında bayağı bir şey var, iddia var yani. Sabıkalı olduğun iddiası var. Sabıkalı mısın? Var mı sabıkan senin? Evet var. Hepsi doğru. Kime zarar verdin sen Ayşe? Kime zarar ver? Benim ailem kimseye kalkıp benim ailem hakkında kimseye kalkıp kötü söz, hakaret ya da vesaire bir şeyde bulunamaz. Ben hepsini ailem için yaptım. Ben yaptığım hiçbir şey için pişman değilim. Ben başkası yerinde olup da kendim boyun eğebilirdim, sesimi çıkarmayabilirdim, kendi çabalarımla bir şeyler yapmayabilirdim. Ben bunları yaptım diye kötü oluyorsam evet ben kötüyüm. Hayır bak şöyle Ayşe'cim, sonuçta senin ailene kimse kötülük yapamaz. Ama sen de 15, 16, 17, 18 yaşındaki bir genç kız olarak kendi adaletini kendin sağlayamazsın. Gidersin şikayetçi olursun, arkasından onunla ilgili de polisler, yargı gereğini yaparlar zaten. Sen kendi adaletini kendin nasıl sağlayabiliyorsun? Bıçak mı çektin o insanlara? Hayır, bıçak çekmedim. Burada karalamaya çalışmayın daha fazla. Soru soruyorum. Ben karalama yapmıyorum. Sana bir soru sordum bak. Sen insanları aileni korumak için, onları korumak için hareket ettiğini söylüyorsun. Ben de sana dedim ki bıçak mı çektin? Doğru mu? Yani bu soruyu sadece. Ben kesici bir alet kullanmadım karşı taraftakilere. Peki senin de kiranı ortak oluyor mu Duygu? Daha ilk 2 ay falan ortak olmadı. Sonra çünkü hani bir sıkıntıları vardı. Ben ona para biriktirmesi gerektiğini söyledim. Ablası değilsin. Hangi sıfatla para biriktir diyorsun? Neden? Ne kadar iyi birisin sen? Bu zamanda çok az rastlanıyor. Bana altında ima olarak sorular sormazsanız. Yok gerçekten imalı değil, açık açık soru soruyorum ben sana, imada bulunmuyorum. Çünkü böyle ekonomik şartların böyle zor olduğu bir dönemde, ya ayakta kalmak için herkesin mücadele verdiği bir dönemde inşallah geçecek. Yani 2 ay kira almıyorsun. Senin evinde kalıyor. Arkasından da parasını için şey yapmadım. Allah razı olsun. Benim arkamda bir babam var zaten. Her ihtiyacımı karşılıyor. Her zaman yanımda oluyor. Tek bir derdim, bir telefonumda yanımda olan ailem var. Yani ben kimseden bir şey beklemiyorum ki. Duygu'ya da aynı şekilde. Benim 2 tane kardeşim var. Ben Duygu'yu da kardeşlerim gibi gördüm. Ben Duygu'dan bugüne kadar bir menfaat için ya da kötü bir şey için yanımda hiçbir zaman o kızı tutmadım. Allah yukarıda, Duygu'ya da bunu sorabilirsiniz. Sen Duygu'yu sen mi buraya gönderdin? Git bu meseleyi bitirme dedin. Hayır, ben Duygu'yu göndermedim ki, ben Duygu'yu göndermek dair istemedim. Çünkü 18 yaşında yeterince zaten oraya buraya mahşet olduk, gerek yoktu. Duygu sadece abla artık olmuyor, onu annem oradan indirmek istiyorum diyerekten geldi. Ben kimseyi zorla oraya çıkarttırmadım.